Endometriozis anne olmaya engel midir? Yani bir kadının hamile kalmasına engel teşkil edebilir mi? Mutlak engeldir diyemiyoruz. Endometriozis çünkü evreleri var aslında. Evrelendirilmiş bir hastalıktan bahsediyoruz. 4 evreye ayrılmış endometriozis hastalığı. Evre 1 ya da 2 denilen daha yüzeysel endometriozis odaklarının daha küçük odaklarının olduğu, yapışıklıkların daha az olduğu durumlarda mutlaka bir kısırlık Infertisyen nedeni olacak değil endometriosu, ama endometriosu olan hastalarda bu durumdan yani çocuk sahibi olamama durumdan etkilenme oranı neredeyse işte yüzde yayınlara göre değişiyor ama yüzde 25 ile 50 arasında bir değişkenlik söz konusu. Endometriosu olan bir kadında tedaviye yaklaşım nasıl olmalı, özellikle de tabii ki kadın çocuk sahibi olmak istiyorsa. Endometriyoz tedavisinin hmm. yani tedavisinde çocuk sahibi olmak isteyen insanlarda her zaman tedavi gerekmeyebiliyor. Ee, biz çoğunlukla şüpheleniyoruz endometriyoz olup olmadığından şüpheleniyoruz hastaların. Endometriyoz tanısı aslında laparoskopi dediğimiz kapalı yöntemle bizim o dokuyu görüp dokuyu alıp incelemeye gö göndermemizle patoloji hmm. patoloji hekimleri tarafından incelenmesiyle konulabilen bir tanı. Fakat her zaman bu tür bir yönteme başvurmuyoruz. Çünkü ameliyat gerektiren bir durum bu. Bu hastalarda her zaman dediğim gibi bir tedaviye ihtiyaç olmuyor. Eğer ileri endometriozis varsa yani endometriozis şöyle bir hastalık. Bir süre sonra rahmin etrafındaki odaklar yapışıklıklara neden olabiliyor. Tüplerde yapışıklığa neden olabiliyor. Aynı zaman yumurtalıktaki biraz önce bahsettiğimiz çikolata kistleri yumurtalık sayısını azaltıyor ve yumurtlamayı da önleyebiliyor. Bazen Tüp bebek tedavileri sırasında bu Biraz tartışmalı bir konu henüz ama bebeğin yerleşmesini de etkileyebiliyor endometriozis. Bizim tüp bebek uyguladığımız hastalarda yerleşmeyi de etkileyebiliyor. O yüzden endometriozis'in evresini ve çocuk sahibi olma meselesine nerede etkilediğini tespit etmek gerekiyor öncelikle. Bunun için ultrasonografiyi kullanıyoruz örneğin, bunun için rahim filmini kullanıyoruz. Hastanın tüplerinde bir <laughs> kapalılık var mı, açık mı, değil mi bunları gör, gör, görüyoruz. Hastanın yumurtalık sayısında bir azalma var mı bunu da yine ultrasonla görebiliyoruz ya da işte antimiylerian hormon gibi testlerle görüyoruz. Eğer hastanın yumurtalık sayısı ve tüplerinin durumu çocuk sahibi olmayı kendiliğinden çocuk sahibi olmaya engelse o zaman tedaviye, ileri tedavilere başvurmak gerekiyor. Çünkü biz aslında rutin dünyada kabul edilen şey şu, bir hastanın endometriozisi varsa bu durum biraz önce de dediğim gibi yumurtalık sayısında azalmaya da neden olduğu için hmm. burada biraz daha aceleci davranmak istiyoruz.